Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi dumanı üzerinde mis gibi hem besleyici hem nefis farklı değişik bir çorba tarifimle geldim. İnanın yemeyenlerin dahi yiyeceği, beğeneceği, asla içinde kabak olduğunu anlamayacağı bir çorba. Bal kabağı çorbası. Ben sütlü yaptım bu sefer. Kremalı da yapıyorum bazen. Sütlü bal kabağı çorbası tarifimle geldim. Buyurun yapılışına geçelim. Öncelikle malzemelerimizi sayalım. Bal kabağımız var, 2 parça. Annemlerin Elazığ'da bahçede yetiştirdikleri bal kabağı bu. Bu benimkiydi. Kendininkileri doğramışlar. Babam soymuş sağ olsun. Bana bir parça getirmişti. Geçen gün tatlısını yaptım. Nefis oldu. Çok güzelmiş kabak. Böyle 2 parça ayırmıştım pilavını yaparım diye. Biz bulgurlu pilavını yaparız bal kabağın. Çok güzel olur, nefistir. Bir gün de onu yaparım inşallah. Böyle 2 parça bal kabağımız var. Bir orta boy soğan, bir diş sarımsak var. Et suyu veya tavuk suyu hangisi varsa çay bardağıyla. Bir çay bardağı da süt var. Dilerseniz krema da kullanabilirsiniz ama ben çay bardağıyla süt kullanacağım. Baharat olarak da toz biber, karabiber, zerdeçal ve nane kullanacağım. Şimdi yapımına başlayabiliriz. Böyle bir yemek kaşığı kadar tereyağımız var. Açalım. Bir miktar zeytinyağı da alacağım. Zeytinyağı çorbanın üzerine de biberle yakacağız. Kırmızı biber onun için var. Ve iri iri soğanımı, sarımsağımı ve kabağımı doğrayacağım. Şöyle bir soteleyip üzerine suyunu koyup haşlanmaya bırakacağım. Öncelikle soğanımızı doğrayalım. Sarımsağın çok yanmasını sevmiyorum. O yüzden biraz sonra eklerim onu. İri iri doğrayabilirsiniz. Sonra çünkü haşlandıktan sonra blenderdan çekeceğimiz için çorbamızı iri iri doğranabilir. Şöyle birazcık soğanımız kavrulsun. Ben bu ara kabaklarımızı doğrayayım. Kabaklar dediğim gibi iri iri doğrayabiliriz. Sadece robottan çekeceğimiz için çok ufak yapmamıza gerek yok. Çabuk pişip haşlanması için doğrayacağım. Şöyle bir diş sarımsağımız vardı. Onu da iri iri doğrayayım. Nanemiz vardı. Zerdeçalımız. Ve doğradığım kabakları da ekleyeyim. Şöyle bir kavurup suyunu vereceğim. Biraz kavurdum kabaklarımı. Et suyumu ekleyeyim. Beklerken de donmuş. Şu an tam mevsimi. Havalar soğudu iyiden iyi. Bağışıklığımızı güçlü tutmamız lazım. Bal kabağı da bol C vitamin deposu, omega deposu. Hem de lifli bir gıda. Hem siz kendiniz tüketin hem çocuklarınıza alıştırın. İnanın çok seviliyor bu çorba. İçinde kabak olarak zannedilmiyor bile. İsterseniz patates de ekleyebilirsiniz, havuç da ekleyebilirsiniz ama ben bugün onları koymadım. Bazen patates eklediğim oluyor. Suyumuzu da ekleyelim. Ve yumuşayıncaya kadar kaynasın. Sonra blenderdan çekeceğiz dediğim gibi. İçinde sütle beraber, krema koymazsanız sütle bebeklerinize yedirebileceğiniz çok nefis bir çorba oluyor. Çok besleyici. Kaynasın bakalım.
Çorbamız yaklaşık yarım saat kadar, 20-25 dakika kadar pişti. Dediğim gibi kontrol edersiniz. Her kabak farklı yumuşar çünkü. Yumuşadıktan sonra şöyle blenderdan geçiriyorum. İyice pürüzsüz kıvam alacak şekilde. Katı olursa sıcak su takviyesi yapacağız. Burada da yağımı ısıtacağım. Üzerine biberimi yakacağım çünkü. Ve sütümü ekleyeceğim. Tuzun üzerine çok az çorbanın suyundan ekleyelim. Şöyle yandan azar azar ve sürekli karıştırarak nefis kokuyor. İnanın çocuklarınız içerisinde söylemezseniz kabak diye bilmezler. Mercimek çorbası dahi diye içebilirler. Böyle. Harika, besleyici, nefis. Farklı ne çorba yapacağım diyenlere, her gün ne çorba pişireceğim diyenlere bir öneri. Bence deneyin. Karabiberimi ekleyeceğim. Karabiber bu çorbaya çok yakışıyor. Muhakkak siz de ekleyin. Diğer tarafta da biraz bayat ekmeklerim vardı. Onları çok az tavada kıtır ekmek yapacağım. Biraz zeytinyağı, biraz tereyağıyla, biraz da toz biberden eklerim. Şöyle bir iki çevirdikten sonra çok güzel kıtır ekmek oluyor. İsterseniz sarımsak da rendeleyebilirsiniz ona. Çok daha yakışıyor. Yani sarımsaklı ekmek oluyor. Ama ben sadece birazcık zeytinyağı ve tereyağını da ekmeklerimi kıtırlaştıracağım. Yağımızın altını da açalım. Üzerine biberimizi yakacağız. Cezveye çok az zeytinyağı koymuştum. İsterseniz tereyağı da koyabilirsiniz. Toz biberimizi ısınınca ekleyeceğim. Ve üzerine ekleyeceğiz çorbamızın. Nefis oldu. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Çorbamız pişti. Kıtır ekmeklerimiz hazır. Kıvamı bu şekilde. Biraz daha katı istiyorsanız, dilerseniz patates ekleyebilirsiniz, bir iki tane veya un. Ama gayet güzel bir kıvamı var bence. Bu şekilde yapmanızı öneririm. Özlediğim Ebru'mu burada yapayım bari. Yağlı olmuyor ama.